saldırısı sanırım dönmemişti. Lavrov çok önde Lavrov. Lavrov'a bir roket el. Yerine vızlandı Tüyler'le. Lavrov'dan atılan bir sıçra. Üzerine bir takip var. Tutmadı yalnız bu arada Tüyler. Yalnız kesebilir onları. Geri dönüşe Sarkron gayet iyi. Onu da keser. Sıçrası yok, sıçrası yok. Kobe'nin üzerinde Tüyler harika çekildi. Kötü sıçra Crowny'den. Tüyler'den kaçayım derken neredeyse tümünün hasarını üzerinde tuttu. Ve Destroy orta taraftaki minyonlara baron güçlendirmesi verirken üst tarafta 4 kişilik kuşatma var. Çekit sallandı. Yapılamayacak mı acaba? Bu arada yakalamayı başardılar Ferit'i. Ferit çok önde ve Ferit düştü. Yan taraftan Destroy'un üzerine bir hamle. Gül atışını atmak durumunda kaldı. Bir roket atlayışı daha Destroy. Sıçrası duvara tosladı. İki skor birden buldu Nasri Sports. Neredeyse kuleyi düşürecek. Orta koridorda Eternal Fire tarafı. Tabii bu oyunda yine şöyle bir problem var. Nakyung erken oyunda istediğini alamadı. Ezreal iki kere düştü. Aatrox'u kim kesecek? Sancho ay. Çok kötü bir sıçra. Sancho ay. Evet. Tam böyle ucundan kaçtı. NT diyelim. Vesaire diye. O yüzden öyle bir kafa attı. Ama kafa attığı gibi de düştü ve her şeyini kaybederek düştü burada. Yani yine iniş çıkışta bir maç yani Skort yakalanacak mı serin zincir yanlış yere gitti. Kaçtı. Skort Arındır'a da basıyor. Patch geldi yardımına. Orada bir kovalamacı olacak mı? Evet. Flash'ı istiyorlar. Flash'ın sıçrası var. Pop geldi. Bir tane daha yetenek gelecek. Şimdi Flash'ı sıçrayı duvara tosladı. Skort. Yine çok 4-0-1'e geliyor ve ölüm süresi 35 saniye Flash'ın. Ferit de alt koridorda yani biz görmediğimiz yerde Absurd'un canı o kadar düşmüş ki. Ya alt koridor şu an tamamen Paruts ve Bağ burada bir sıçra görebiliriz Apso'dan. Treyas burada Absolut sıçra kullanabilir. Senin de söylediğin gibi Paruts yeteneğini kullandı. Yalnız Paruts tehlikeli bir yerde. Treyas E'si yok muydu? Açmamış mı E'yi? Bir tıklayabilir miyiz? Aa, bekleme süresindeymiş. Bekleme süresindeymiş. Ama niye sıçrayı kullandı? Bizde de Lucian var. Kha'Zix'imiz var ve ana hedef Aphelios'u düşürmek. Aphelios'u düşürdük de her senaryoda da kazanma koşulları var tabii ki. 20 saniye sonra Ejder. Tabii iki takımda birer Ejder'i var ve rakip 17'de aslında herhangi bir takım için sadece ikinci Ejder ortaya çıkmış olacak. Fas tek işe yaramadı. Andrel bir tane bile mermi tutturamadı orada. Güzel, güzel. Yani bu bir başlangıçtır. İkinci kuleye de vuruyorlar şu an. Yalnız Wukong arkadan kapatıyor. Batıya farklı bir sayıyız da geldi. O kuleyi alıp öyle çıkmak istiyorlar ve bir ışınlan savaşı ay, istediler. Lone'u tuttu. NT Osman. Lone'u bıraktıktan sonra da buradan kaçtı Reyes. Lone'u öldürdüler ama. Artı yazmaz herhalde. 25 altı. Mis. Artıymış. Tiga motorunu anlamıyorlar. Nocturne menzilde olmadığı için. Gerçekten ya sen dedin mekanik aslında. Bu arada Bo sıçraya bak. Sıçra duvara isabet etti. Bo burada yakalanıyor. Art arda yapılan çok kritik hatalar. 50 saniye ormancısı yok White Tilt'in. Üçlü var. Mojito, Asper ve Tempt üçlüsü. Kingpin'i de alacağız. Bu skor kimde kalacak? Bu skor da Tempt'e gitti. Kalbimiz. Ve Kaori 700 ödül altını taşıyor üzerinde. Oh! Kullanıldı. Star Screen! Görmedik. Pek bir şey olmadı orada. Olur öyle. Ve Star Screen'in artık bir üstüne dönüşe ihtiyacı var. Ne oldu ya acaba? Tam görmedim ben. Ha. Bir şeyler çıkarması lazım bu şampiyonuna ki hemen üst koridorun yolunu tuttu. Kule altı için ama can full. Sadin'in canı full. Yine de deneyecekler. Bakalım ya bu başarılı olmazsa çok büyük minyonlar başı derde var. Girebilir. Stomage 2 vuruş takladı. Şimdi örümcek inişi. Bir ısırık alacak orada. Birebir dönüşüm şimdi geldi. Bir tane daha, bir tane daha. Kakos'la düştü o pozisyonda. Ve kule altında skoru buldu belki Dark Passage ama iki skor verdiler Sadie'ye. Minyon dalgası kaçıracak Oli. Evet, Rames sanırım buradan hızlıca yetişmek için attı sıçrayı. Bakalım. Ne oluyor? Evet. Oh. Hasar vurmuş ama. İyi de vurmuş ben sana. Tabii. Tabii.
gittiği bir yer değil orası. Hemen hopla geri çıkmak zorunda. Doğru Oli Phoenix. 90 kalibrelik A'dan sıyrılıyor. Slottan atılan bir sıçra var ama. Yani hiç aynı sayfada değil bu ikili. Enti. Ve ninja bir şekilde Baron'u aradan çıkar Denizbank Wildcats. Aradaki altın farkı 10.000'i buldu ve şimdi bir takım savaşı izleyeceğiz ama araya giren bir Porus var, bir canı kaldı fıçıdan dolayı. Yalnız Porus'un ultisi ters tarafı gidiyor ama öyle. Hiç önemli değil gibi. Baldestan yazıyor. Tüyler çekildi Fatih Çandır ama o da düştü. Temp'te Muhit'e ayakta kalan son ikili. Son dönemde bahsederken hiç aktif olamadığını, hiçbir şey çıkaramadığını söylüyorduk ama 2-1-10, 14 skorun 12'sinde katkısı var. Tertemiz bir erken oyun geçirdi. Holy Phoenix başı belada mı? Ölümces geldi. Holy duvar açtı ama derisini yüz istediği gibi gelmiyor. Ölümces hasta kaçtı. Bu arada Juz'un da ultisine kaçıyor. Neler oluyor maçta? Juz da tutmuyor. Diğer taraftan bu arada o ulti tuttu. Andariel ulti tuttu ama hasarı yetmedi.